Değerli izleyicilerimiz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey'in Bursa'yı birlikte yöneteceğiz çalışmasıyla ilgili vermiş olduğu sözleri ilçe turlarına devam ediyor. Bugün de Sayın Bozbey, Başkan Bozbey yanınızda programı olarak bugün de Oraneli'ye geldi. Sabah ilk ziyaretini kaymakamla, ilçe kaymakamıyla yaptı. Ardından sırasıyla İlçe Belediye Başkanı, Ziraat Odası, Muhtarlar Buluşması ve son olarak halk buluşması yapacak. Biz de bunu sizler için takip edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey'in ilçe turlarına devam ediyor. Bugün de Orhaneli'deydi. Bozbey, Başkan Bozbey burada programımızın ikinci ziyaretini kaymakamlıktan sonra Orhaneli Belediye Başkanı Sayın Başkanımıza yaptı. Şimdi biz de başkanımıza soralım bakalım değerlendirme nasıl? İlk kez Büyükşehir Belediye Başkanı, belediye başkanı olduktan sonra ilçenize geldi zannediyorum. İkinci kez geldi. Peki efendim nasıl geçti? Biz de gerçi tanık olduk ama Orhaneli'nin çözüm bekleyen pek çok sorunu var. Diğer daha ilçeleri olduğu gibi. Burada da Büyükşehir'in dokunuşu çok önemli çünkü ilçeye. Tabii öncelikle teşekkür ediyorum. Hem size hem bizi ziyaret ettiği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sizin de dediğiniz gibi biz dağ bölgesiyiz. İmkanları biraz daha sınırlı olan, kapasitesi biraz daha yeterince hizmet etmeye, hamle yapmaya uygun olmayan ama kendi imkanları dahilinde de güzel işler yapmaya çalışan bir belediyeyiz. Evet. 2014 yılında çıkan Büyükşehir Yasası kapsamında da Büyükşehir'in bizim ilçelerimizle alakalı da sorumlulukları var. Bu noktada ben Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz zaman zaman bir araya da geliyoruz, görüşüyoruz, projelerimizi iletiyoruz, taleplerimizi iletiyoruz. Bunların karşılanmasıyla alakalı takiplerimizi de yapıyoruz. Beklentimizi de koruyoruz. Bu noktada gerekli koordinasyon olsun, sağlıklı bir iletişim olsun. Bizim nezdimizde de, başkanımızın nezdinde de herhangi bir sıkıntımız yok çok şükür. Büyükşehir bizim için çok önemli. Bizim özellikle geleceğe yönelik projeksiyonlarımızda Büyükşehir sürekli bizim içinde olması gereken bir kurum, bir belediye. Onların da sorumlulukları var bu noktada. Bizim de sorumluluklarımız var. Yetkileri de var. Biz bu noktada hem Büyükşehir Belediye'nin imkanlarıyla hem kendi imkanlarımızla ortak bir sinerji oluşturaraktan ilçemize gerçekten güzel hizmetler yapmayı hedefliyoruz. Amacımız bu. İnşallah da bunu gerçekleştireceğiz. Efendim, insanların hep şöyle bir endişesi oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili olması, sizin de burada iktidar partisinden olmanız. Buraya bir takım hizmetlerin gelinmesinde sıkıntı yaşanacağı kaygısı var. Biz tabii ki buna inanmıyoruz ama size de mutlaka varıyordur. Böyle bir izlenim aldınız mı? İnşallah böyle bir olay yaşanmaz diye umut evet. ediyoruz. Tabii ülkemizde yıllardır yaşanan bu siyasi rekabetler insanlarımıza farklı bir algıya sebep olabiliyor. Biz bu tür bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Evet. Biz AK Partili bir belediyeyiz, belediye başkanıyız. Büyükşehir Belediyesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Mustafa Bozbey. 31 Mart'ta bu partilerimizin ve siyasi görüşlerimizin artık bir kenara kaldığını, rozetlerin çıkartılması gerektiğini, çünkü biz sahada dolaşırken propaganda döneminde hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de biz kendimiz olarak biz bu partideniz ve bu şekilde hizmet edeceğiz diye bir vaatte bulunmadık. Herkes, bütün vatandaşlara, herkese hizmet edeceğiz. Ayrım yapmayacağız, ayırmayacağız, kayırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz diye beyanatlarda hepimiz bulunduk. Bütün siyasiler bulundu bunu. Sadece AK Parti değil, Büyükşehir Belediye Başkanımız da bulundu. Ben bize bu tür bir anlayışın sirayet edeceğini düşünmüyorum. Evet. En azından bizde böyle bir düşünce de yok.
Eğer asıl olan hizmet etmekse, asıl olan ilçemize, ülkemize, Bursa'mıza hizmet etmekse hepimiz elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Elimizi taşın altına koyacağız. Siyasi görüşlerimiz, dünya görüşlerimizi bir kenara bırakıp birlikte neler yapabilirizin derdine düşeceğiz. Evet. Sayın Boz Bey de aynı düşüncelerde ziyaretinde demişti zaten ben rozetimi çıkartıyorum. Ben Oraneli'yim, ben Bursalıyım demişti. Çünkü Oraneliler de kendisine oy kullanır. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nden Oraneliler çok şey bekliyor. İnşallah buradaki hizmetlerinde işte gördüğünüz gibi burada ortak akılla birlikte görüşülerek çözüleceğine inanıyoruz. Biz istişare kültürünü önemsiyoruz. Evet, evet. Ortak akılla bir araya gelerekten kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak bu ilçeye de, ilçemize de, ülkemize de, Bursa'mıza da gerçekten bir şeyler yapabileceğimize inanıyoruz. Bununla alakalı gerekli altyapımız da hazır, projelerimiz de hazır. Sadece bazı desteğe, dokunuşlara ihtiyaçlar var. İnşallah bunları da aşacağımızı, birlik, beraberlik ve hizmet derdiyle bir araya gelip bir şeyler üreteceğimizi düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Başkanım biz işte yıllarca dağın arka yüzü olarak kaldık Bursa'da. Görünmeyen yüzü kaldık yani. Dağın öncesi biraz da. Çok eksiklerimiz var. Bunun kaşı karaydı, bunun gözü beyaz diye bakmak yok. Değerli izleyicilerimiz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey'in Oraneli Belediyesi'nden sonraki durağı Oraneli Muhtarlar Derneği oldu. Şimdi yanımızda Oraneli Muhtarlar Derneği Başkanı ile birlikteyiz, Serkan Bey ile. Merhabalar Sayın Başkanım. Hoş geldiniz, merhabalar. Büyükşehir Belediye Başkanımız geldi, sohbet ettiniz. Diğer muhtar arkadaşlarınız da dertlerinizi anlattınız. Oraneli'nin pek çok özellikle de kırsal mahalleleri çözüm bekliyor. Nasıl buldunuz başkanın değerlendirmesini? Başkanımızın öncelikle hoş geldiniz sizler de Line TV olarak. Başkanımızla görüşmemiz olumlu geçti. Muhtarlarımızın taleplerini, dileklerini gerçekten birebir hemen dinliyor. Anında daire başkanları birimlere talimat verip ve aldığı dilekçenin bir örneğini de kendisine istiyor. Takibini ben kendim yapacağım bizzat diyor. Bu geri dönüşü çok olumlu oldu muhtarlarımız için. Ve şu süreçte de yani 31 Mart'tan sonra da zaten sağ olsun muhtarlarımızın bütün talepleri er ya da geç bir şekilde çözüme kavuşuyor. Dönüşüm oluyor. Çok memnunuz yani. Şu an gidişat. Sizin efendim en büyük istediğiniz taleplerden hastalığı neler oldu? Ya şimdi ben dernek başkanı olarak aslında biraz daha genelleme yaptım. Bizim yıllardır çözülemeyen bir yol sorunumuz var. Oraneli Bursa Karayolu. Büyükşehir Belediye'mizin sorumluluğunda değil ama bu noktada herkesin elini taşın altına koyması lazım. Çünkü ciddi trafik kazaları yaşıyoruz. Trafik kazaları ölümlü oluyor ve kazaların hepsi çarpışma sonucunda meydana gelen kazalar. Bu yolun, yani yolun bozuk olması ya da yeterli, sağlıklı olmaması. Evet. Bizim yolumuzun bölünmüş yol olması lazım. Kesinlikle çok acil şekilde bölünmüş yol olması lazım. Yani diyorum ya, çarpışmayla kazalar oluyor. Yani bölünmüş yol olsa tek taraflı kazalar olacak sonuçta yani. Dikkatsizlik sonucu. Özellikle de hafta sonları on binlerce araç geliyor değil mi? Yani konvoy oluyor. Yani konvoy Bursa girişinde Çamlıca lambalarından Doğancı Barajı'nı geçiyor. Konvoy halinde gidiyoruz. Yani hafta sonları biz bölge halkı olarak yola çıkmak istemiyoruz. Yani çoluğumuz çocuğumuz yolda olduğu zaman aklımız hep orada yolda. Yani bir an önce çözüme kavuşsun istiyoruz bu yolun. Bundan bahsettik. Başkanımızla birlikte hareket edelim. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüşelim. Yani artık batıdayız. Oraneli olarak batı bölgesindeyiz. Böyle bir yol artık kalmadı yani. Türkiye'de böyle bir yol kalmadı yani. Bizim acil sorunumuz yol. Yol medeniyettir yani. De-
Değerli izleyicilerimiz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey'in Oranili turunun bu bölümündeki ziyaretinin bu bölümünde işte Oranili Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Önemli mesajları vardı. Sayın Başkanımız da yanımızda, Oranili Ziraat Odası Başkanı Nafis Bey. Merhaba Nafis Bey. Merhaba efendim. Efendim, Büyükşehir Belediye Başkanı geldi bugün. Burada önemli mesajlar verdi. Sizinle sorunlarınızı paylaştı. Nasıl değerlendirdiniz? Görüşmeyi. Tabii, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır odamızı Büyükşehir Belediye Başkanı nezdinde ziyaretim olmamıştı. Kendisine bu ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hem Oranili'mizin hem dağ yöremizin biriken sorunlarını, çözülmesi gereken sorunlarını kendisine aktardık. Kendisine bu şekliyle de teşekkür ediyoruz. Sorunlarımızı anlattık, dinledi. Beraberindeki heyetiyle birlikte inşallah bundan sonraki süreçte bu sorunlarımızı kendisiyle çözmekle ilgili uğraşlarımız devam edecek. Efendim, şöyle bir çağrınız oldu kendisine. Fide ve fidan desteği sağlanması yönünde dediniz. Biraz bundan bahseder misin? Ne tür fide ve fidan? Şöyle, bizim yöremiz çilek üreticisi uzun yıllardır en başta. Tabii çilek, fide, fidan ve tohum diye bahsetmiştik kendisine. Çilek üretimi yapıyoruz. Üreticilerimiz tarlalarını yenilemek zorunda, bahçelerini yenilemek zorunda. Bu da onlara önemli bir maliyet getiriyor. Bu konuda Büyükşehir Belediye'mizin işte yarı yarıya olabilir bize destek olma konusunda, örneğin çilek fidesi temini noktasında bize yardımcı olmalarını kendisinden. O da aracılığıyla. O da aracılığıyla tabii ki. Onlar da zaten bu tür bir proje uğraşı içerisindeymiş. En kısa zamanda, evet, en kısa zamanda kendileriyle bir araya gelip bu konuları müzakere ederek inşallah çiftçilerimize önemli bir katkı sunmaya çalışacağız. Öyle görünüyor. Peki, biz de teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Oranili turumuzu şimdi Oranili Ziraat Odası'ndan sonra yine Sayın Bozbey'i takip ediyoruz ve İtfaiye Daire Başkanlığı'na geçiyoruz. Ve hayvanlarımız ölmeden bu yangını atlattıkları için kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bunu da bu sebeple itfaiye erleri arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Sağ olun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Harmancık Belediye Başkanım, daire amirlerimiz, kıymetli mesai arkadaşlarımız, değerli muhtarlarım, misafirler, vatandaşlarımız, hoş geldiniz. Tabii devlette devamlılık esas düsturunun bir sonucunu bugün burada görmüş oluyoruz. Asıl olan hizmet etmek, asıl olan felaketlere hazırlıklı olmak. Bu noktada gerek Büyükşehir Belediye'mize, gerekse de itfaiye arkadaşlarımıza ben kolaylıklar diliyorum. Allah kaza bela vermesin, müdahale edilecek sıkıntılı anlar yaşatmasın inşallah. Tesisimize, ilçemize, itfaiye mensuplarımıza hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Evet, başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir konuyu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Aramızda muhtarlarımız da var. Ama biraz önce başkanımızı ziyaret ettik. Eski itfaiye alanını oraya terminale dönüştürüyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız hemen projelendirme çalışmasını yapacaklar. Ve yine Oranili'mize orada itfaiyenin çıktığı alan otobüslerin ya da dolmuşların bulunduğu, uğrak noktası olduğu terminal alan olarak inşa edilecek. Bu da yine yapacağımız işlerden bir tanesi ama yine başkanımızın talep ettiği yolumuza da başlıyoruz asfalt yapmaya. Vatandaşlarımız bazıları şikayet ettiler. Dediler ki toz toprak içindeyiz ama merak etmesinler. Yakın süre içerisinde, hatta belki önümüzdeki hafta başlanacak, bir an önce de tamamlamayı planlıyoruz.
Evet, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı hadi bismillah. Değerli izleyicilerimiz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey ile Orhaneli gezimize biz de devam ediyoruz. Az önce ifade ettiğimiz gibi Ziraat Odası'ndan, şimdi de Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Orhaneli itfaiyesi Orhaneli istasyonundayız. Buranın da geçtiğimiz günden de aslında hizmete girmiş, açılışı yapılmıştı ama bugün Sayın Başkan da buraya gelince resmi bir açılış gerçekleştirmiş olduk. Yanımızda Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Sayın Canat Bey var. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Şu anda gördüğünüz gibi personele ihbar evet. geldi. Evet. Gerçek bir yangın çıkışımız vardır. Evet. Şu evet. anda gördük. Evet. Burada bir hareketlilik var. Efendim şu anda Sayın Daire Başkanımızla röportaj yaparken bu arada da bir yangın ihbarı ulaştı. Ve şu anda ilgili ekip hemen çıkış yaptı. Biz de bu anı sizlere aktarmış oluyoruz. Efendim yanan yerinde sizlerin de Allah yardımcısı olsun. Çok önemli görev yapıyorsunuz. Bugün de buranın açılışındaydık. Neler söyleyeceksiniz Sayın Başkan? Şöyle bölgemiz coğrafya olarak dağlık bir bölgedir. Burada orman yangınları başta olmak üzere özellikle maden ocakları ve maden kömürü tesisleri bizim büyük risklerimiz arasındadır. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız bu bilinçten yola çıkarak teşkilatımızı her geçen gün daha güçlendirmek için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda gördüğünüz üzere 20 tane bölüm mezunu personel almış bulunmaktayız. Göreve geldikten sonra mutlaka itfaiye meslek lisesi ve meslek yüksek okullarının değerlendirilmesini eğitimli personel ile bütün yüksek teknolojiyi kullanabilecek yetenek ve bilgiye sahip personeller ile oluşturulmasını sağlamaktayız. İstasyonumuzda gördüğünüz gibi 4 araçlık istasyonda 4 araçla istasyon vermekteyiz. Hizmet vermekteyiz. İstasyonumuzda hem kurtarma, hem merdivenli kurtarma, hem tanker, hem de müdahale arazözümüz görev yapmaktadır. Diğer 3 ilçemiz bu ana istasyona bağlı olarak bölgenin yangın güvenliğini sağlamak. Orhaneli mi efendim? 3 daha ilçemizin güvenliğini. Yangın güvenliğinin ana merkezi. Ana merkezi burasıdır. Diğer ilçeler buraya bağlı olarak görev yapmaktadır. Efendim hemen soralım. Malum orman yangınlarımız yüreğimizi yakıyor bizlerin de. Evet. Efendim siz de orman bölgesi neredeyse Uludağ'ın bir kısmının büyük bir kısmı Orhaneli. Evet, %90 diye bizim daha ilçelerimiz. Efendim buradaki yangın durumları, orman yangınları durumları ne aşamadadır? Buradan uyarınız olacak mı? Şöyle söyleyebilirim. Sayısal olarak burada yangınlar az ama nitelik olarak çok uzun süreli müdahale gerektiren yangınlardır. Coğrafi anlamında mı efendim? Coğrafi anlamda tabii ki. Coğrafyanın zorluğu yangınların günlerce sürmesine sebep oluyor. Veyahut da maden ocakları gibi tesislerin yangınlarında günlerce söndürülmesi gerekiyor. Örneğin en son krom madenindeki yangın yaklaşık 3 gün içerisinde tamamen kontrol altına alındı. Yani ilk 8 saatte yangının ana merkezini bitirdik. Ancak galeri katlarına ve koridorlara ulaşmamız 3 gün sürdü. 3 gün içerisinde bu şekilde kontrol altına alınıp tamamen etkisiz hale getirilmiştir. Peki efendim biz size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir görev üstleniyorsunuz ekibinizle birlikte. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, Orhaneli itfaiyesi istasyonundan şimdi ayrılıyoruz. Bu kez de Orhaneli ilçe merkezinde yine Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Bozbey burada halk buluşmasını sizler için takip ediyoruz. Basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. 15 günde bir bizi takip ediyorsunuz. Bozbey Başkan burada programı çerçevesinde
bu program devam ediyor. Her 15 günde bir devam eden bu program neticesinde bugün Orhaneli'deyiz. Yani 4 dağ ilçemizin merkezi konumunda güzel ilçelerimizden bir tanesi. Hakikaten havası temiz, suyu temiz, insanları güzel bir bölgedeyiz. Onun için de bugün sabahtan önce kaymakamımızı ziyaret ettik. Kaymakamımızdan hem genel bilgileri aldık, bir de devlet yatırımlarıyla ilgili, genel yönetimin yatırımlarıyla ilgili de bilgi aldık. Onları paylaştık. Biz de yapacaklarımızı, düşüncelerimizi paylaştık. Sonrasında belediye başkanımızı ziyaret ettik. Belediye başkanımızla birlikte zaten 3 ayda bir belediye başkanlarımızla bir araya geliyoruz. Ve orada bazı toplantılarda ifade ettiklerini burada da ifade ettiler ama bazı özel görüşmeleri de burada yaptık ve Orhaneli'nin geleceğiyle ilgili, Orhaneli'nin ihtiyaçları ve büyükşehirden olan talepleri ya da mevcut ilçe başkanlığımızın yetemediği yerde Büyükşehir Belediyesi'nin de devreye gireceğini onlar da paylaştık. Çünkü neticede hepimiz bir sorumluluk üstleniyoruz. 31 Mart'ta hem muhtarlarımız, hem belediye başkanlarımız, hem meclis üyelerimiz, hem azalarımız, hem Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hepimiz bir sorumluluğu üstlendik. Bu sorumluluğu Bursa adına üstlendik. Onun için biz bütünsel düşünüyoruz. Tüm belediye başkanlarımızla eşit mesafedeyiz. Bütün muhtarlarımızla eşit mesafedeyiz. Ve onlarla birlikte Bursa'nın sorunlarını, Bursa'nın mahallelerinin sorunlarını en aza indirgemek için var gücümüzle hep beraber dayanışma içerisinde çalışacağız. Bunun örneklerini de görüyoruz. Onun için burada yapılacak olan Büyükşehir'in yapacaklarının dışında ilçe belediyemizin de talep ettiği o sorunların da giderilmesi konusunda mutabık kaldık. Bir kısmı hemen başlayacak. Sonrasında muhtarlarımızı ziyaret ettik. Tabii muhtarlarımızın her birinin mahallesiyle ilgili, köyüyle ilgili talepleri var, haklılar da. Burada esas olan şu, muhtarlarımızın yıllardır aslında çözülmesi gereken sorunlarının çözülmemiş olması bizi üzdü açıkçası. Bu konuda arkadaşlarımıza talimatımızı verdik. Tabii ki bu sorunların önümüzdeki süreçte en aza indirgenmesi için mücadele edeceğiz. O sorunları azaltacağız. Burada gördüğümüz bazı mahallelerimizde halen de altyapı, içme suyu ve kullanma suyuyla ilgili önemli sorunlar olduğunu test ettik. Bu sorunların giderilmesi konusunda hem BUSKİ tarafından, ayrıca yine DSİ tarafından da yürütülmesi gereken projeler var genel anlamda. DSİ Bölge Müdürümüzle de istişare yapacağız. Burada kapalı sistem sulamayı mutlaka yapmaları, bitirmeleri gerekiyor. Aynı zamanda bunları gerçekleştirdikten sonra tarımsal faaliyetlerle ilgili önemli bir mevzi elde etmiş olacağız. Buranın ürünlerinin pazarlanması, bu yörenin gerçekten çok nitelikli ürünleri var. Bu ürünlerin hem soğuk hava deposunda saklanması ve iyi bir gelir elde edebilecek düzeye getirilmesi bizim için önemli. Bu konularla ilgili de çalışmalarımızı önümüzdeki süreçte hep beraber gerçekleştireceğiz. Bunun yanında özellikle tabii tarımın dışında burada hayvancılığın da bölge için söylüyorum. 4 dağ ilçesi için söylüyorum. Hayvancılığın da son derece önemli bir gelir ayağı olduğunu biliyoruz. Ve bu konuda maalesef son yıllarda özellikle Büyük Orhan'da hayvancılık yani aile çiftçiliğinde ve aile ile ilgili hayvan bakımında azalmalar olduğunu ve bu konuda mutlaka bizim tersine bunu çoğaltmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımız da zaten daha önce yapmış olduğumuz çalışmalarda karar vermiştik. Burada da bunu gördük. Şimdi bir adım daha atıp bu bölgede 4 dağ ilçemizin de aile çiftliklerinde ya da vatandaşların bireysel anlamda hayvan bakan insanlarımızın rahatlıkla hayvanlarını kesebileceği bir kesim hale demiyorum. Tamamen mezbaha türünde, nitelikli bir mezbaha türünde mezbahayı bu bölgeye kazandırma düşüncesindeyiz. Bugün yine bir arkadaşımıza, kardeşimize yine koyun desteği yaparak, küçük baş hayvan desteği yaparak onunla birlikte çoğalması için de
bir girişimde bulunmuş oldum. Bugün yine daha önceden temelleri atılan, yapılan ama bizim gelmemizle birlikte de son şekli verilen itfaiye binamızı da, itfaiye istasyonumuzu da açmış olduk. Hayırlı olsun. Gerçekten son zamanlarda artan yangınları hep beraber yaşıyoruz. Orman yangınları, yine fabrika yangınları, hatta ocak yangınları. Bakın önceki akşam Harmancık civarında bir ocakta çıkan yangın hepimizi ürküttü. Yani gecenin geç saatlerinde ancak söndürülebildi. Ancak evlerimizde, bazı fabrikalarda olan yangınlar hepimizi ürkütüyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı özellikle dikkatli olmaya davet ediyorum. Ne olur dışarıya sigara atmadan göreve işe başlayalım. Dışarıya sigara atmayalım. Ardından gittiğimiz yerlerde cam kırıkları bırakmayalım. Yani ormanlarımıza bu arada girmeyelim. Herhangi bir orada herhangi bir şekilde ateş yapmayalım. Tabii burada daha önce eski itfaiye binamız vardı yine Orhaneli'de. Eski itfaiye binamızın yerini de terminal olarak planlamaya karar verdik. Yine belediye başkanımızla yaptığımız istişare sonucunda bunun da önümüzdeki süreçte burada gerçekleştireceğimiz projelerin başında olacak. Tabii diğer taraftan yoldur, altyapıdır, bunların yapımı konusunda da hem belediye başkanımızla, kaymakamımızla hem de muhtarlarımızla onlarla yaptığımız konuşmada bunların hangi süreçlerde ve nasıl yapılacağına dair bilgilendirmelerde karşılıklı olarak bulunduk. Ziraat odamızı yine ziyaret ettik. Tabii ki yine Bursa'nın çeşitli ilçelerindeki sorunun bu bölgede de olduğunu gördük. Ürünlerin pazar payının maalesef ihracattan dolayı düştüğünü ve fiyatların düştüğünü gördük. Yine de bu bölgede üretilen ürünler daha farklı ürünler olduğu için diğerlerine göre bir avantajı var. Ancak bizim de tüm Bursa'yı düşünerek özellikle tarımsal anlamda ziraat odalarımızla birlikte Tarım AŞ'nin danışmanı olarak, danışma kurulu olarak 17 ziraat odasının başkanı, bundan böyle daha önce de açıkladığımız gibi Tarım AŞ'nin danışma kurulunda yer alacaklar. Ve ilave olarak da üniversitelerden de yine hocalarımız olacak. Bizim bundan böyle çiftçiye vereceğimiz desteğin hem ana maddelerini oluşturacağı gibi nasıl bir destek olmalı ve bu desteğin nasıl paylaşılması gerektiğini de bu danışma kurulu vasıtasıyla orada netleşecek ve Büyükşehir Belediyesi olarak da çiftçimize ziraat odaları üzerinden desteklerimizi yapacağız. Tabii bunu yaparken de özellikle küçük çiftçiyi başta korumak üzere hareket edeceğiz. Büyük çiftçi tabii o biraz sorununu çözebiliyor ama küçük çiftçinin sorununu çözmek, ona destek olmak bizim sorumluluğumuzda. Bunları paylaştık. Sonrasında da zaten yine ziyaret ettiğimiz tesislerimizi ziyaret ettik. Orada bulunan arkadaşlarımızı ziyaret ettik ve şimdi de vatandaşlarımızı alıyoruz. Akşama kadar bizi ne zaman bırakırlarsa o saate kadar buradayız. Yani belediye bugün, Büyükşehir Belediyesi bugün Orhaneli'de, bürokratlarıyla Orhaneli'de, belediye başkanıyla birlikte Orhaneli'de. Değerli izleyicilerimiz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey'in seçim öncesi vaatleri arasında yer alan vatandaşlarla görüşme, buluşmak için başlatmış olduğu Başkan Bozbey burada projesi, çalışması bugün de Orhaneli'de devam ediyor. İşte arkamda gördüğünüz bu otobüsün içinde başkan kendisiyle görüşmek isteyen Orhaneli vatandaşlarla tek tek görüşüyor ve onların sorunlarını değerlendiriyor. Çözüm noktasında kendilerine yardımcı olması konusunda kendileriyle görüşüyor. İşte bugün öğleden sonra başlayan yoğunluk hala devam ediyor.
Şimdi listeye baktık. Herhalde bu yoğunluk başkanla görüşmesi için gece epey bir saatlerce devam edeceğini gösteriyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Boz Bey bugün Oranili'ye geldi. Evet. Siz de görmek için bekliyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz? Çok iyi oldu gelmesi. Çünkü biz ileriden beri bekliyorduk yani. Peki ne isteyeceksiniz başkanla şimdi görüşmenizi? Başkanım biz genelde köyle ilgili, köyümüzle ilgili. Hangi köy? Dağ Güney. Evet, Dağ Güney. Ne beklentileriniz var Dağ Güney köyü olarak? Dağ Güney köyü olarak şimdi bir havuz tadilatı isteyeyim. Bir de şöyle bir şey diyeyim. Baraj yapılma imkanı olursa onu isteyeceğiz. Var mı imkan oralarda? Var. Suyumuz var. Evet. Evet. Bu şekilde yani. Evet. Başka? Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim, Sayın Boz Bey ile görüşmek için gördüğünüz gibi makam aracının, daha doğrusu görüşme yaptığı otobüsün önünde Oraniller sırasını bekliyor. Yanımızda yine bir vatandaşımız var. Merhaba efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Abdullah Şen, Karıncalı Köyü'nden geldim. Evet. Abdullah Bey, Başkan Bey ile görüşeceksiniz herhalde. İsminizi yazdırdınız. Yazdırdım. Evet. Görüşmeyi talep ettik. Bakalım. Başkan geldi burada bugün. Sizinle görüşmek için geldi. Neler isteyeceksiniz, neler talep edeceksiniz? Biz onun ayağına gitmeyi düşünüyorduk ama böyle bir şans oldu. Geldik, onunla görüşmek istiyoruz işte. Nasip olursa derdimizi... Nedir derdiniz, nedir? Ya, köyümüzün ufak tefek sorunları var işte. Onlarla hasbihal edip yani çözüm yolunu aramak, dertlerimizi paylaşmak istedik ama böyle nasip olunca daha iyi oldu bizim için. Memnun musunuz başkanım bu şekilde buraya kadar gelmiş? Çok memnunuz. Çok memnunuz. Allah razı olsun yani. Onun bu hizmetini unutamayız yani. Teşekkür ederiz. Yani teşekkür ederim. Yine yanımızda Sayın Boz Bey ile görüşmek için bekleyen vatandaşlar var. Şimdi yanımda Göynük Belen'den galiba. Evet, siz tanıyabilir miyiz efendim? Ali Bakibük'ten. Ali abi, Sayın Boz Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı ayağınıza geldi, ilçenize geldi. Sizle görüşmek için bekliyorsunuz. Ne talep edeceksiniz kendisinden? Vallahi biz Boz Bey elimizden geleni yaptık. Göynük Belen 10 bin seçmeni vardı, 8 binin oy verdi oyu. Evet. Bizim Gönük Belen Topuk arasına bir yolumuz var olacak. Evet. Nereden baksan 20 yıldır olmadı bu. Evet. Gönük Belen'de ziraatla ilgili oran elde mesela bir ziraat mühendisleri gelse, şeyden arazileri geçse, Gönük Belen bir tarım yeri yani. Evet. Çilek, Ağdudu, Gönük Belen'in ana merkezi. Yani, ne istiyorsunuz orada tarımla ilgili? Ne yapılmasını? Tarım aşığı olarak büyük şehrin. Bir tanesi ziraat mühendisi istiyoruz köye. Bir, hiç olmazsa haftada bir gelsin arazileri. Evet. Bir de bizim toprak talleri bağlı olduğu için biz topraklarımızı tal yaptırmak istiyoruz. Bu arada soğuk hava depesi olsa çok güzel olur. Yerimiz var. Evet, onu talep edeceğiz. Yani, onu talep edeceğiz. Şu an aklıma başladı. Peki, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, Sayın Boz Bey ile görüşmek için bekleyenler arasında da şimdi bir ablamız var. Kendisi Çekiköy'ü muhtarı aynı zamanda. Bir kendisiyle görüşelim. Merhabalar Sayın Muhtarım, nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür, siz sormalı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı geldi Oranil'de ayağınızda. Aynen, sağlık. Yani şöyle, köyümüzde yani bizim biraz kırsal bölge olduğu için ihtiyaçlarımız çok. Yani evet. Köyde şeyimiz yok, bir tane ortak bir muhtarlık olsun, şey olsun, köy odası olsun, öyle bir şey yok. Yani herhangi böyle bir şeylerde yardımcı olurlarsa çok seviniriz yani. Başka neler var? Şöyle, biz daha yeni şey olduğumuz için ondan sonra eksiklerimiz çok. Eksikimiz şey olarak çok yani. Okulumuzun lojmanı var bir tane bakımsız. Ya orası bir şey olursa, onulması olursa hani köylüye bir şeyimsi olacak, katkısı olacak. Ondan sonra yolda kaldırım bir şey, iki mahalle bir tarafı oldu, bir tarafı olmadı kaldırım taşı. Gerekiyor onu söyleyeceğim inşallah şeyde. Onun için işte geldik, bekliyoruz bakalım inşallah. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerim, şimdi de yanımızda yine Sayın Boz Bey ile görüşmek için sırasını bekleyen vatandaşlarımızdan biri daha var. Efendim, tanıyabilir miyiz?
Ben Çöreler Köyü'nden Ali Osman Oruç. Ali Osman abi, Başkan Bey'le görüşeceğiniz herhalde. Evet, Başkan Bey bugün buraya geldi. Önce onu soralım. Nasıl, memnun musunuz bu durumdan? Eminim. Ben severdim, bir tanıdım. Evet. Eski tanıdım. En sonunda cezaydım. Cezamı da yardımcı oldu. Taksili birlik. Evet. Çok memnunum. Ne isteyeceksiniz Sayın Başkan'dan? Ya Sayın Başkan'dan Bursa'da bir randevu istiyorum. Bursa'da görüşeceğim. Evet. Randevuyu alıp Bursa'da görüşeceğim. Değerli izleyicilerimiz, Bozbey'le görüşmek için bekleyen vatandaşlarımızla röportajlarımıza devam ediyoruz. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Bayram Sevinç. Bayram Bey, hangi köydensiniz? Yeni Dalışbet'ten. Başkan Bey'le görüşeceksiniz. Başkan Bey'le görüşeyim. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Başkan böyle bir hafta günü, hafta arası Orhan Eli'ye gelmiş, çok sizlerle görüşmek için bekliyor aracın içinde. Böyle bir imkan sunuyor. Yani çok iyi değerlendiriyoruz, çok iyi şey yapıyoruz, beklemekteyiz iş için. Peki ne talep edeceksiniz Sayın Başkan'dan? Ya ben de ikiden engelli çocuk var. Evet. Kendim 10 seneden beri işsizim. Evet. Öteki AK Parti zaten işe almadılar bize. Onun için derdim ama başkanım. Ne var talebiniz abi? Yani engelli çocuklarınızla ilgili ya da sizle iş mi talep ettik? İşi talep ettik. Yani 10 seneden beri işsizim. Lönmelere gidiyorum. Burada her gün çıkmıyor lönmelere. Arada bir gidiyorum. Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Burada çocuktan şeyler var, gelecekler var, şeyler var, okul masrafları. Peki Allah yardımcınız olsun. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Bana burada Yoruk Osman derler. Yörük Osman. Ha, Yörük Osman. Yörük Osman derler. Soyadım Bulunmaz. Osman Bulunmaz. Osman abi, hangi mahalledensin? Ha bak şimdi ben başkan için seçimin başladığı günden itibaren bu adama çalıştım, belediye başkanı olsun diye. Hangi köyde? Burada. Orhaneli merkez. Bu merkezden, burada yerlisiyim, burada yerlisiyim, anladın mı? Bu adamın için gece gündüz dua ettim, Allah'a dua ettim. Bunun belediye başkanı olmasını istedim. Şimdi bizim bu kazaya Kabaklar Köyü'nün adam su gelecek. Evet. Büyük bir su gelecek buraya. Onun için geldim. Onu ona izaz edeceğim. Duydun mu? Evet. Biz de yardım için oranlı oldu. O suyu bu kazaya getireceğiz. Onun için geldik. Onu bekliyorum yani. Teşekkür ederim. Benim şahsımdan bir şey yok. Ramazan Ger. Ramazan Bey, siz de Sayın Bozbey ile görüşmek için bekliyorsunuz. Evet, aynen öyle. Aynen. Yani ne talep edeceksiniz? Özel değilse paylaşabilir misiniz bizimle? Özellikle iş isteyeceğim bundan. Ben alnımın teriyle para kazanmak istiyorum. Evime ekmek götürmek istiyorum. Bugüne kadar çalışmıyor muydunuz? Yövmiyelere gidiyorum. Bu da bir oluyor, bir olmuyor. Yani bir perişan haldeyiz yani. İş yok, güç yok. Yani belediye birkaç defa forum doldurdum. Şetatlara gittim, madenlere. Telefon numaralarımı aldılar. Arayacağız diye aramadılar. Yani şimdi şu anda biz perişan durumdayız yani. Çoluk çocuk durumdayız yani. Çocuklar? Çocuklar da aynı yani. Çocuklarımız da aynı. Hepsi benim elime bakıyor yani. Karton topluyor, plastik topluyor. Ne yapayım yani? Ekmek parasız kaldı. Yani. Evime ekmek götürmek için. İşim olsa 5 senem kaldı emekli olmama. Yani iş olmadığı için yani sigortam da yatıramıyorum. Neyle yatırayım yani? Ev yok, dam yok. Ev kira, suyu para, ceyranı para. Geçim sıkıntımız var yani. Hanımefendi, iyi günler. İyi günler. Siz tanıyabilir miyiz? İpek Özen. İpek abla, siz de Bozbey'le Sayın Başkan'la görüşmek için bekliyorsunuz. Evet, evet. Ne talep edeceksiniz çocuğuma, İpek abla? Çocuğum için iş isteyeceğim. Evet. Eskişehir'de çocuğumuz. Burada belediyeydi, çıkarıldı. Evet. Şu an Orhaneli'de de iş olmadığından. Evet. Yani oraya gitti. Onu danışacağım başkanımıza. Evet. Nasıl buluyorsunuz başkanın buraya gelmesini? Çok onur verici, çok gerçekten böyle başkan görülmemiştir. Evet. Halkla iç içe, çok saygıdeğer biri. Çok seviyoruz kendisini. Değerli izleyicilerimiz, başkandan talep etmek için bekleyenlerin yanı sıra Sayın Başkan'ı görmek, kendisiyle tanışmak için bekleyenler de var. İşte yanımızda onlardan bir tanesi bir ablamız var. Aynen. Merhaba abla, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Benim ismim Hatice. Hatice abla, sizin talebiniz neydi? Bir şey yazdırmadınız. Ya ben bir şey yazdırmadım. Talebimiz iyi olun, çalışın, güzel Türkiye'yi kurtarın. Her yer bir güzel olsun yani. Evet, başkanla tanışmak istiyorsunuz. Evet, aynen öyle. Başka bir talebim yok benim. Evet. Sizin? Benim talebim var. Evet. Ben
Orhaneli Serçere Mahallesi'nde oturuyorum. Evet anne. Yollarımızın yapılmasını istiyorum. Evet. Bir de bizim köyümüzde sularımız var. Nasıl? Yeraltı kaynaklarımız var, çamaşırlığımız var, pınarımız var. Oraya binalar yapılmak isteniyor. Evet. Onların önlenmesini istiyorum. Evet. Milli emlak bağlı yerler var orada. Eğer o sularımız giderse köyümüz zaten biter. Benim istediğim bu. Yani ben kendim için bir şey istemiyorum. Köyümüzün sularının korunmasını istiyorum. Aynen öyle. Köyümüzün sularının korunmasını istiyorum. Köyümüzün doğasının korunmasını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bozbeyli seviyorum. Bozbeyli Bursa'dan da tanıyorum çünkü ben. İyi bir insan. İyi bir belediye başkanı inşallah hizmetini tam yapacaktır. Buna da inanıyorum.